Herkese merhabalar, Farklı Düşün'ün 30. bölümünden selamlar. Ben Seyfettin Başsaraç. Ben Mert Ulan. Mert, yılın son bölümü olacak. Pazar günü yayınladığımız için bir sonraki bölüm artık 2022'de kısmetse. Bugün biraz yine sohbet edeceğiz seninle. Hı hı. Biraz Apple'dan haberler var. İşte bir yıl Farklı Düşün'e geri bakış yaparız. Daha sonra da başka bir konumuz daha var podcast yapımı üzerine. Böyle bir keyifli bir bölüm olur. Aslında sen başlayabilirsin Apple haberlerinden. Bir Apple'ı şey yapalım istersen. Aradan çıkartalım. Tabii. Biz zaten hep deriz bu podcastı. İlk yapma amacımız Apple'la ilgili. de Zaten bölüm kap <laughs> şeyimizden, podcast art coverımızdan da şeyi görebiliriz, görebiliyoruz. Artwork'ümüzden de görebiliyorsunuz. O yüzden böyle sürekli farklı bulduğumuz e, haberleri çok bizim en azından medyada çok değinilmeyen şeylere değinmek istiyoruz. Hı hı. E, bu haberlerden biri biz daha önce aslında çok detaylı bir bölüm yapmıştık. Apple'ın CISM, e, CSAM diye e, yazılıyor. Uygulaması vardı. Siz böyle e, fotoğraf, herhangi bir fotoğraf daha sizin iCloud'unuza upload edilmeden Apple'ın algoritması fotoğrafı inceleyip Zararlı bir şey yakalarsa Apple'a bildirim gidecekti böyle bir sistem duyurmuşlardı ve çok tepki çektiler Özellikle bu gizlilik konusunda çalışan e, insanlardan gruplardan çok fazla tepki çektiler e, bunu 15.2 yanlış hatırlamıyorsam şu anki sürüm iOS ile birlikte yayınlamayı planlıyorlardı ama yayınlamadılar Hatta e, Apple'ın bu değişikliklerle ilgili yaptığı e, sayfada, bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi artık göremiyorsunuz. Web sayfalarından da seyrediler ile ilgili. Ee, bu aslında çok e, pozitif bir gelişme Apple açısından. Apple genelde böyle kizli yönem veriyor ve özellikle son zamanlarda gelen feedbacklere anında cevap veriyorlar. Ee, o yüzden e, biz daha önceden bölümünü yaptığımız için bu ekstra haberi de paylaşmak istedik biz. Çünkü orada da bayağı yerleştirmiştik Apple umarım... Umarız böyle bir şey yayınlamaz diye yapmadılar. Sevindik. Bir de 15.2 ile birlikte iOS gelen çok güzel bir özellik var. Yazılımcıların ilgisini çekiyor aslında. Bu sadece gizlilik meraklılarının değil. Artık böyle ayarlar kısmından iOS'in gizlik kısmına girdiğinizde böyle en altta App Privacy Report diye yeni bir bölüm açıldı. Bu bölümde şunları görebiliyorsunuz. Her bir uygulamanın attığı istekleri hangi e, hangi domaine ya da biz genelde endpointleriz. Hangi endpointe istek attılarsa bunun hepsini orada görebiliyorsunuz. Bu şu hmm. anlama geliyor. E, mesela siz bu mesela en çok e, tepki çeken şeylerden e, konulardan bir tanesiydi. E, i̇şte bu kadınların adet döngüsünü takip eden bir tane uygulama var. Ondan sonra fark ediyorlar ki bu uygulama sürekli Facebook'a istek atıyor. Ondan sonra bunu fark ediyorlar ki aslında bu bilgiyi Facebook'la paylaşıyorlar. Facebook'la paylaşınca haliyle ha, ona göre Facebook reklam göstermeye başlıyor size. Yani işte atıyorum adet döngünüze yakın belki bir pet reklamı göstertiyor ya da işte belirli bir dön artık döngüde değilseniz işte anlıyor ki hamilesiniz. Ona göre işte çocuklarla ilgili, çocuk bezi belki reklamı gösteriyor falan gibisinden. O yüzden yani böyle çok Bağlantılı olmayan Facebook'la uygulamaların Facebook'a istek atmasından o uygulamanın aslında sizin datanızı Facebook'la paylaştığını fark edebiliyorsunuz. Ben mesela böyle birkaç uygulamaya baktım. Ee, benim kullandığım uygulamalarda mesela orada görüyorsunuz graph.facebook.com diye istek atılmış. Ee, o an anlıyorsunuz demek ki bu uygulama aslında Facebook'la bilgi paylaşıyor o, o noktada aslında e, kararınızı verebilirsiniz o uygulamayı kullanmaya devam et, etmemek konusunda özellikle o uygulamayla kişisel bir veri paylaşıyorsanız bu işte yani adet döngüsü bilgisi muhtemelen sizin bir tek partnerinizle paylaşacağınız bilgidir diye tahmin ediyorum ee, o yüzden e, bu tarz şeyleri e, görebilmek açısından Apple'ın e, yayınlamış olduğu bu özellik çok önemli diye düşünüyorum. Bilmiyorum Seyfettin sen de baktın mı yani, oradaki uygulamaları nerelere istek atıyorlarmış diye. Yok ben biraz geç güncellediğim için <laughs> daha henüz sıra gelmedi. Ama tabii yani çok önemli bir özellik. Ee, özellikle nerelere istek attığını görmek çok önemli. Çünkü onu başka türlü ancak proxy ile falan bilebiliyorsunuz. Hı hı. Sistem levelinde göstermesi çok çok önemli. Ee, uygulamalar da artık bu tarz böyle üç kağıt işlerini ...giremezler diye tahmin ediyorum. Ee, yine yapan yapacaktır tabii de. Hı hı. Eskiden çok daha kolaydı böyle şeyler. Hatta senin bahsettiğin bu adet döngüsü... ...uygulaması hani ben de geliştirdim. Gerçekten çok hassas... ...veri var orada. Bunun gibi hassas veri olduğu bir sürü... ...uygulama var. O yüzden bu... bu ...gizlilik özelliği... ...bayağı faydalı diye düşünüyorum. Hı hı. Ya bir uygulama vardı normalde biz bu e, test ederken geliştirdiğimiz uygulamayı kullanıyorduk. Belki onun adını da söylersek orada şeyleri görebiliyorduk. Hangi endpoint'a hangi istek atıldı, hangi detayla. c ile baş kes Ka değil. Charles. Charles, Charles. Aynen. Hı -hı. Charles uygulamasıyla aslında telefonu MacBook'a bağlayarak oradan bütün istekleri görebiliyorsunuz e, atılan. Evet. Ama işte bu biraz daha pratik direkt telefondan görüyorsun. Tabii Charles'daki kadar e, detayını görmüyorsun ama günün sonunda görüyorsun hangi endpointlere istek atılmış. Bu aslında güzel bir şey. Hoşuma gitti. O yüzden paylaşayım dedim. Siz de arada böyle girin bakın. Ya da kus kullandığınız uygulamalara. Bunun dışında bir de ben geçen haftaki bölümde bahsetmeyi unuttum. Aslında o geçen haftaki bölümde bahsetmeyi unuttum. Birçok şey var. O yorgunluktan dolayı çok şey bahsedemedim. Orada biz mesela şeyden bahsetmek istiyorum. Barcelona'nın havasının ne kadar kötü olduğundan. <laughs> hava durumu uygulamasını da çünkü artık Apple'ın işte gelen default olarak gelen hava durumu uygulamasında hava kirliliğini görebiliyorsun. Orada evet. mesela sürekli kırmızıydı Barcelona'nın. Hava kirliliği inanılmaz kötüydü. Ondan bahsetmeyi unuttum. Bir de bizim Uber ile ilgili yaşadığımız çok kötü bir deneyim vardı. Yani biz her şeyi planlamıştık. işte bir haftadan önce kimin ne yiyeceği belliydi. Biz siparişi vermeden önce işte Uber Eats'in bu grup sipariş özelliği vardı. Onu kullanacaktık. Günü geldi siparişi vereceğiz. Sipariş sayfasında bu place order butonu çalışmıyor. Sipariş et butonu çalışmıyor. Ve sayfada hiçbir bilgi yok neden çalışmadı neden Yani hani disabled yani şey olmamış tıklayamıyorsun butona o yüzden bayağı bir sıkıntı yaşamıştık biz başka gün vereceğim siparişi o gün verdik falan o sayede kurtardık. Bunun dışında ben bu seyahatim için iki farklı Apple ürünü satın aldım onları deneyimlemek istedim. Bunlardan bir tanesi AirTag. Bu kendi cihazlarınızı takip edebilmeniz için geliştirilmiş ufak takip cihazları diyebiliriz sanırım. <laughs> ee, bunu ben kendi anahtarlığım için kullanmak istedim. Ee, anahtarlığa taktım. Ee, aslında Black Friday zamanında almıştım dört tanesini, e, bayağı uygun bir fiyata, Apple'ın sattığı fiyattan daha uygun bir fiyata almıştım. Bir tanesini anahtarlığıma, bir tanesini sırt çantama, bir tanesini bisiklete takmıştım ee, Almanya'da bisikletler çok fazla çalınıyor. Ee, bisikletin bu suluk sulu suluğu koyduğun yere koyuyorsun, böyle vidalıyorsun Çok özel bir vidası var onun ha yani Böyle yıldız ya da işte normal düz tornavida gibi bir tornavidası yok. Ee, anahtarlık için kullanmıştım. Bayağı hoşuma gitti. Yani ben anahtarlığı mesela bazen gidiyorken... ...otel odasında kasasının içerisine bırakıyordum dışarıda. Çünkü kaybolursa daha zor olur bulması falan diye. Orada mesela sana şey diye bildirim geliyor işte. Bir tane eşyanızı geride bıraktınız diye. Evet. Ee, bu çok Çok kullanışlı bir şey. Eğer mesela sürekli anahtarınızı... Düşürüyorsanız kaybediyorsunuz ya da cüzdan olur, çanta olur, e, bu herhangi bir şey olabilir. E, koyarak e, bu AirTag'e görebiliyorsunuz. Bir de yanlış hatırlamıyorsam e, iPhone e, 12'den sonraydı yanlış hatırlamıyorsam bu baya e, iPhone üzerinden pusula gibi ...iPhone'u pusula gibi kullanarak AirTag'in tam olarak nerede olduğunu bulabiliyorsunuz. Yani hani böyle işte şuralarda yakın değildi de, hakikaten böyle 3-4 metre yanlış hatırlamıyorsam bir sapma payıyla tam olarak nerede olduğunu bulabiliyorsunuz. O Köyü da güzel. Yön gösteriyor. U bir çipi o. Aynen. U bir çipiyle gelen. Yani evin içinde bile kaybetseniz bir şeyi aslında yani o çok kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz onun tam olarak nerede olduğunu. Bu böyle kullandığım e, Apple ürünlerinden bir tanesiydi. Diğeri de bu battery pack, işte şarj paketi e, iPhone'un arkasına mıknatısla yapışan e, power bank diyebilebileceğimiz e, cihazını şey almak istedim. Çünkü ben daha önce bahsetmiştim bölümlerden bir tanesini. iPhone 13 mini kullanıyorum ve şeyden korkmuştum eğer e, şarjı biterse ben dışarıdayken hani başka bir şehirdesin şarjın da biterse çok sıkıntı yaşarım diye korkmuştum o yüzden almıştım çok şükür çok fazla iş kullanmak durumunda kalmadım. Çünkü sürekli biz ile bir yerlere gidiyoruz, bir yerlere bakmamız gerekiyor. İşte yol tarifi almamız gerekiyor. Ee, ama şey olarak çok pratik buldum. Sadece bir gün gerek oldu. Ee, normalde bilmiyorum sen e, powerbank kullanıyor musun Seyfettin? Bunlar genelde yani. büyük cihazlar oluyor ve bir şeyi şarj etmek için çıkartıyorsun, masaya koyuyorsun. Hani bir yere de kurup koyup orada şarj etmen gerekiyor. Ee, bu Apple'ın battery pack'inde ise hani arkasına yapıştığı için ben hala ön cebime telefonu koyabiliyorum. Çok kalın olmuyor. Ve birlikte kullanabiliyorum. Hani battery pack'le birlikte. O, o açıdan hani gene Apple'ın her zaman dediğimiz gibi hani sadece ürün değil deneyim yaratıyorlar aslında orada. O deneyimi hı hı. çok güzel yaratmışlar. O çok hoşuma gitti benim. Ee, ve yaklaşık %70 kadar şarj edebiliyor e, cihazı. Tabi bu değişiyor iPhone'un modeline göre. Yine onu değinmek istedim. Böyle iki farklı pulününu test etme şansım oldu. İkisinden de gayet e, memnun kaldım. E, meraklıları varsa e, bakabilirler. E, bilmiyorum e, başka pulunları ilgili ekleyecek bir şeyim yok benim açıkçası. Buradan şeye geçiş yapabiliriz. E, Podcast'imizin 30. bölümündeyken bir kısa bir değerlendirmesini yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet yani e, her hafta bölüm çıkarttık 30 haftadır e, hiç aksatmadan çok şükür e, sen Barcelona gittin zaman mesela Cuma günü falan kaydettik normalde çarşambaları kaydediyoruz e, yani bu kadar uzun süreli benim de yaptığım herhalde ilk e, yapım oldu diyebilirim yani YouTube kanalında vesaire de bayağı bir video çıkartmıştım var ama bu kadar düzenli ve stabil bir şekilde Onda da biraz tabii Mert'in beni sürekli ittirmesiyle oluyor. Madem Mert mesela yapmayalım dese bu hafta okey falan diyeceğim zamanlar vardı. Her hafta yaptık, aksatmadık. Süreklilik tabii önemli bir şey. Bölümlerde hepsi bir saatin üzerinde olduğu için hani birçok dinleyici, şu an mesela 10, 12, 15. bölümde olanlar var yani sırayla dinliyorlar. Belki ileride bir tatil, bir ara, bir şey verirsek... ...onlar da bu son bölüme yetişirler... ...diyelim... vereceğimizden değil de hani... olur öyle bir şey diye söylüyorum... ...yani... ...tabii... ...çok iyi oldu benim için podcast yapmak... Uh -huh. ...biliyorum senin için de iyi oldu... ...çünkü bir süredir böyle hani... ...kendi ilgilendiğim konularla ilgili böyle sohbet edecek... ...bir ortam arıyordum... ...bir de pandemide olması da çok şey... Yani ...eskiden pandemin önce yine... Dışarıda arkadaşlara buluşup bu tarz muhabbetleri yapıyorduk ama pandemide bir hayli etkilenmişti. E, yani bizi dinleyen herkese tabii çok çok teşekkür ediyoruz. E, ben kendi adıma ediyorum. <laughs> e, çok, e, yani beklentimizin çok üzerinde bir şeyle karşılaştık. E, ilgiyle karşılaştık. Ciddi bir dinleyici sayımız oldu. Türkiye'de Apple Podcast'te vesaire çok üst sıraları tırmandık. Diğerlerinin Sıralamalarını bilemiyoruz maalesef. Söylemiyorlar bize diğer platformları ama Apple'da biliyoruz. Ee, üst sıralarda olduğumuzu. Ee, öyle bir genel bir teşekkür etmek istedim yani podcast dinleyenlere. Senin de e, vardır eminim düşüncelerin. Hı hı. Ya aynen sen ben işte şeyi söyledin. Barcelona'dan geldik, kaydettik de sen e, tatil için Balıkesir'e gittiğinde orada bile biz devam ediyorduk. Sen hatta mikrofonu götürdün tatil yerine. E, Sadece Orada... o değil Ilgaz, Ilgaz Dağı'na gittiğimde götürdüm hatta montaj kitini unutmuşum. Zaman çarkı kitabını sıkıştırdım falan. Mikrofon tutsun <laughs> diye. Ee, bu kolu, kolu, masaya takıyorsunuz benim podcast kolunu. Yazda Ayme'yi götürdüm. Mikrofonu götürdüm. Vesaire. Ço bazı bölümleri mesela 4G ile kaydettik. <laughs> e, pek anlaşılmıyor ama 4G ile kaydettik. Nasıl kaydettiğimizi anlatacağız birazdan böyle şeyler oldu yani hiç aksatmamak adına bayağı bir e, emek çaba gösterdik diye bilirim. Hı hı. Ya açıkçası ben de çok memnun oldum bu işe başladığımızdan. Çünkü ben bir şeyler paylaşmayı çok seviyorum. Çünkü şey olsun istemiyorum. Bir konuyu tek bilen bir kişi ben olmak istemiyorum. Paylaş, ki o kişi de o, ilgili, o konuyla ilgili bir şeyler yapsın. Muhtemelen o daha da dallanır ve tekrardan o konuyla ilgili konuştuğumuzda aslında ben daha da fazla şey öğrenebilirim diye. Bu birincisi. ikincisi aslında içerik üretmek çok zor bir şey. Bu mesela bir blog yazısı, benim blogum da var, senin de blogun var. Bir blog yazısı yazmak aslında 4-5 saat süren bir şey. Ee, bunu işte yazıyorsun, ilk draftını yazıyorsun, taslağını yazıyorsun, ondan sonra ikinci taslağını yazıyorsun, e, gramerini düzeltmeye, işte yazım hatalarını düzeltiyorsun, resim buluyorsun, görsel buluyorsun, işte baş bazı yerleri kalın yapıyorsun, linklere ekliyorsun falan. Çok uzun süren bir şey. E, video içeriği üretmek çok çok daha uzun süren bir şey. E, onun ortamını hazırlıyorsun falan ama e, podcast hazırlamak e, aslında göründüğü kadar zor bir şey değil. Zaten bundan da çok daha detaylı bir şekilde bahsedeceğiz biz nasıl postket kaydediyoruz diye O yüzden benim çok hoşuma giden bir format oldu Biz daha önce de söylemiştik çok fazla hazırlanmıyoruz ee, sadece konuları başlangıçta belirliyoruz Belki bir gün önceden belki aynı günün sabahında belirliyoruz ve konuşuyoruz O yüzden de çok pratik oluyor o konuda benim çok hoşuma gitti ee, gelen feedbacklerde de aslında yani genelde Seyfettin'in e-mail adresini paylaşıyoruz ben direkt <laughs> görmüyorum gelen feedback'leri ama Seyfettin her seferinde paylaşıyor bilmiyorum. Bazılarını sansürlüyor mu, olumsuzları sansürlüyor, tek olanları söylüyorum ama hiç sansürlemedim şimdiye <laughs> kadar. O zaman şey diyebiliriz yani şu zamana kadar e, olumsuz diyebileceğimiz ya nasıl öyle şey yapıyorsunuz için çok bir feedback almadık. Bu <laughs> açıdan ben çok mutluyum. Eee bir diğer konu da mesela ben şeyi bekliyordum sürekli. Biz çok fazla İngilizce kelime kullanıyoruz podcast'ta. Ee, aklımıza geldi yani Türkçesini hemen söylüyoruz. Ama bazı şeylerin gerçekten e, Türkçe karşılığı olmuyor. Ben bununla ilgili kesin böyle bir olumsuz yorum bekleriz diyordum. O gelmedi hiç bu zamana kadar e, tahtaya vuralım. <laughs> Umarım da gelmez. Ben onun nedenini hani iki farklı şekilde açıklayayım. Birincisi hani benim açımdan ben niye çok fazla İngilizce kelime kullanıyorum. Birincisi ben çok fazla Türkçe konuşmuyorum. Seyfettim ve ailem dışında bu da zaten haftada birkaç saat eder toplamda. Türk, Türk Türkçe çok fazla Türkçe konuşmadığım için haliyle Türkçe kelimeleri unutuyorum. Ve aklım ilk gelen kelimeler İngilizce kelimeler oluyor. Bu ilk nedeni. İkinci nedeni de bazı şeyleri gerçekten Türkçe karşılığı yok. Ya yani ben şunu şu örneği vereyim size. Ee, biz mesela bizim ülkede sürekli söylenir ya Almanlar diline çok sahip çıkarlar diye. Ben e, sürekli Almanca'da yeni kelimeler öğreniyorum e, ve bir gün Beşprehung diye bir tane kelime öğrenmiştim. E, bunun karşılığı da aslında toplantı anlamına geliyor. E, bir gün Alman bir iş arkadaşla konuşuyordum ya dedim işte bak bu kelimeyi öğrendim falan filan. O ne ya dedi bana? Ee, i̇şte dedim hani meeting anlamına geliyor dedim. Ee, yok dedi biz onu kullanmıyoruz dedi. Ne kullanıyorsunuz? Meeting dedi. <laughs> o an o an anladım yani aslında e, her şey göründüğü gibi değil. Yani günlük hayatta e, Almanya'da insanların günlük konuşmalarında da çok fazla hani İngilizce konuşmadıklar halde Almanca konuşuyorlar ama aralara İngilizce kelimeler sıkıştırıyorlar çünkü... Gerçekten bazı şeyler bazı dillerde daha kolay ifade edilmiş oluyor. İşte İngilizce'de işte "Oh my God" falan dediğinde mesela bunun tam karşılığını bazen Almanya'da söylemiyorlar. Buna benzer bir sürü kalıp hakikaten Alman olanlar bile İngilizce olarak söylüyorlar. Benzer şey aslında bizim için de geçerli. Yani bazı kelimelerin gerçekten Türkçe karşılığı yok. O yüzden biz e, İngilizce karşılığını kullanıyoruz. Ama ben dediğim gibi çok mutluyum. Kimse böyle ...linç edecek seviyede... ...neden e, e, İngilizce kelimeler kullanıyorsunuz... ...Türkçe'mize sahip çıkalım... ...şey diye bir şey yap... E, eleştiride bulunmadı. Bu benim aslında hoşuma gitti. Demek ki yani insanlar da... E, ...arka planını anlamışlar. Yani bu bazı şeylerin... olmaması olaması. E, bunun dışında bilmiyorum. Ben şey de çok sevdim. E, yani gelen feedbackler arasında sürekli... E, ...işte... ...çok iyi şey yapıyorsunuz... ...çok fazla şey öğreniyorum... ...şu şu şu kitaplara başladım... ...şeklinde feedbackler geliyor... ...benim herhalde en çok hoşuma giden feedbackler onlar oluyor... ...çünkü ben... ...her ne kadar biz bu podcast... ...işte biz kendimiz sohbet etmek için... ...yapıyor olsak da her bölümde... ...kesinlikle bir kitaptan bahsetmeye çalışıyoruz... ...ya da bir kaynaktan bahsetmeye çalışıyoruz... ...o yüzden biz mesela işte... ...her bölümün altında siz onlarca link... ...görebiliyorsunuz... ...aslında benim hani podcast yapma amaçlarımdan bir tanesi de böyle faydalı olabilecek şeyleri paylaşabilmek yani hani her kişi bu bölüm bir bölümü dinledikten sonra ben bir şey öğrendim bundan ve bunun da devamını takip etmek istiyorum yani daha da fazla öğrenmek istiyorum diyebilmeli diye düşünüyorum o yüzden e, ben görünce ben hatırlıyorum e, ilk e, Abdullah Uğraşkan bilmiyorum hala bizi dinliyor mu o bizim ilk bölümlerde e, dinleyip yorum yazmıştı ve e, kitap okumaya daha çok e, e, zaman ayırdığını söylemişti. E, o yüzden benim çok hoşuma gitmişti. E, umarım e, biz bu şekilde devam edebiliriz. Yani hani böyle sadece boş muhabbet etmektense insanların gerçekten faydalanabileceği, bir şeyler öğrenebileceği. Zaten biz burada hani bir şey öğretemeyiz ama sadece işte bakın böyle de bir şey var deyip ufak bir yol gösterebiliriz. İşte bu mesela finansal bağımsızlık bölümde olduğu gibi yani çok fazla bilinen bir şey değildi ama işte İnsanların böyle aklına hani e, bir şey düşürüp ondan sonra onların o konu hakkında bilgi edilmesi gerekiyor. Biz amacımız da o e, kurt düşürmek miden insanın aklına e, öyle bir kalıp vardı. Evet. Yani o, o kurdu düşürmek istiyoruz. E, onu da bu zamana kadar e, başardığımızı inanıyorum. En azından e, gelen feedbackler doğru. Evet öyle gözüküyor. E, bize şeyi çok soruyorlar. E... Neden işte YouTube'da videolu yapmıyorsunuz ya da işte neden başka bir mecrayı kullanmıyorsunuz da podcast yapıyorsunuz diye. Bir kere bizim yani podcast dinleyicisi çok kaliteli bir kitle. Kesinlikle. Bizim din, yani şu an dinleyen hepiniz çok kaliteli kişilersiniz. Aldığımız feedbackler, görüştüğümüz dinleyiciler hepsi bunu gösteriyor zaten. İkincisi işte saçma sapan böyle şaşırmış yüz ifadelerimizde falan thumbnail. Koymak zorunda değiliz. <laughs> ee, YouTube'un en nefret ettiğim tarafı o. Videoların belli bir formatı olması gerekiyor izlenmesi için ve izlenme amacıyla yapılan şeyler. Ağırlıklı olarak. Ee, onu yapmazsanız da bu sefer seyredilmiyorsunuz ve başarısız oluyor tırnak içerisinde. Podcast'ta böyle kaygılar yok. Ee, biz zaten çok fazla dinlenelim diye yapmadık bu podcast'ı. Biz konuşalım. Belki birilerine faydalı olur dedik. İnşallah da oluyordur. Ee, o yüzden de hani podcastte kalmaktan çok çok memnunum. Ee, retrospektif demişken başka konuların da retrospektifini yapabiliriz Met. Var mı senin podcast konusunda eklemek istediğin bir şeyler? Ya ben şeyden de bahsetmek istiyorum. Hani biz bunu hiçbir karşılık beklemeden yapıyoruz aslında. Ee, biz, e, çok şükür ikimizin de e, güzel işleri var. Oralarda güzel paralar kazanabiliyoruz. Podcast'ten daha çok e, insanlara faydalı olabilmek amacıyla yapıyoruz. Ee, o yüzden daha özgür konuşabiliyoruz ya da işte markalardan konuşabiliyoruz, bir şeyleri eleştirebiliyoruz. Hiçbir kaygı gitmiyoruz bir şeyler ha başımıza şöyle bir şey gelir, birileri e, dava açar falan filan diye. E, çok rahat konuşabiliyoruz. E, bir de e, yani muhtemelen de böyle devam eder. Tabii sponsor olmak isteyen olursa olabilir ama <laughs> biz mesela o konuyu da aslında konuştuk kendi aramızda. Bizim gerçekten sponsorluk konusunda... E, baya kriterlerimiz var yani işte biz hiçbir şekilde kullanmadığımız bir markayı sponsor olarak almak istemiyoruz olursa eğer ee, çünkü hani şey bana etik olarak yanlış geliyor ee, kullanmadığım bir markaya gidip podcast övmek e, çok yanlış geliyor ve genelde bu reklamlar böyle televizyon reklamları gibi oluyor eğer bilmiyorum farklı Türkçe podcastler takip ediyorsanız onları mesela aldığı sponsorlarda ki konuşma metnine baktığınızda bayağı normalde televizyonda söylenecek şeyi podcast'te söylüyorlar ama ne yazık ki gerçek podcast evreninde sponsorluk öyle işlemiyor. Yani benim mesela takip ettiğim Daring Fireball var. işte John Gruber tarafından yapılan yıllardır süren bir podcast. Orada mesela görebiliyorsun işte sponsoru nasıl anlattığını. Kendisi önce deniyor ve genelde her sponsor kendisine bir işte indirim kodudur, bir şey veriyor. Yani adam sadece Kendisi para kazanmıyor sponsordan aynı zamanda dinleyicilerin de bir şeyler e, kazanabilmesi sağlıyor. Biz de o şekilde bir şey hedefliyoruz. O yüzden e, olur da teklif gelirse sponsorluklardan e, hiçbir şekilde böyle sizi nasıl diyeyim üzmeyecek e, markalar ya da işte bizim kendi kullandığımız markalar olacak. Ya yani bu zamana kadar da biz hani bir sürü markadan söz ettik ama e, hiçbiri sponsor Hiç. değil. <laughs> Onu da belirtelim. Yani biz hiçbir şekilde yani sponsor almadığımız bir markayı. Ee, gelip de e, burada ya da sponsor aldığımız bir markayı gelip de burada sanki sponsor değilmiş gibi e, söyleyecek insanlar değiliz. Ee, bir de şey konusuna bahsetmek istiyorum ama bu çok fazla çünkü bize geliyor konuk mevzusu. Ee, biz hani şu zamana kadar birçok kişiye konuk ettik ve Koray Birant hariç sanırım hepsi bizim aslında e, günlük hayattan tanıdığımız insanlardı ve e, çünkü bize şöyle istekler geliyor işte şu kişiyi de konuk alsanız ya da ben de gelip konuk olarak gelip şu konuda konuşmak isterim diye ben bu konuya değinmek istedim çünkü konu kalmak gerçekten bize ekstra büyük ekstra bir zihinsel yük, ekstra bir stres çünkü işte neyi ters gidebilir bilmiyoruz çünkü biz her çok farklı sistemler kullanıyoruz kayıt için. Yine bunları değineceğiz biraz sonra. Ve o işte bir şeyler ters giderse çünkü biz genelde konukları işte bir saatliğine bir buçuk saatliğine davet ediyoruz. Ters giderse işte o kişinin zamanından yemiş olacağız. O işte ortak zamanı bulmak çok zor. işte hangi günün hangi saatinde. Çünkü genelde insanlar meşgul olabiliyor bizim kayıt yaptığımız saatte ya da ailelerine zaman ayırmak istiyorlar. Yani hani zamanlarını böyle bir şeyle geçirmek istemiyorlar. O yüzden biz mesela Fatih Arslan'ı Üç kere konuk kalabiliyoruz çünkü e, Fatih Arslanı tanıyoruz, kendisinin ne kadar e, heyecanlı bir insan olduğunu bilgi paylaşmak açısından biliyoruz ve genelde davet ederken de şöyle oluyor. Ben kendisine aynı mesajdan diyorum ki ''Abi şu şu konu hakkında bir bölüm kaydedelim. Şu gün şu akşam şu saatte boş musun, müsait misin diyorum. O da tamam diyor. O saatte buluşup kaydı yapabiliyoruz. Ama işte siz mesela ya şu kişiyi de konu kalsanız da dediğinizde. Bu inanılmaz bir mail trafiği yaratıyor ee, ve e, tam bir saatte buluşmak mümkün olmuyor. Yani benim gerçekten almak istediğim konuklar var ama hem mesela onların zamanı olmuyor ya da işte cevap vermiyorlar. Mesela attığımız e-maillere e, konuk alan bazen evet diyorlar sonra takip ettiğimizde tekrardan e-mailler cevapsız kalıyor. E, o yüzden hani bu konuk mevzusuna da e, değinmek istedim. Evet Yani görünürde belki çok kolay olmuş gibi geliyor da aslında o kadar kolay değil. O yüzden aslında biz tanıdığımız kişileri davet ediyoruz. Çünkü hani bizi kırmayacaklarını ya da ortak bir zaman bulabileceğimizi düşünüyoruz. <laughs> Bunun dışında yani gerçekten konu kalmak çok bize zihinsel büyük getiriyor. İkimizin de zaten full tam zamanlı bir işi olduğu için bu ekstra zihinsel yükü çok fazla çekmek istemiyoruz. Kesinlikle güzel söyledin. Benim daha ekleyeceğim bir şey yok buna. <laughs> ee, biraz yılın da retrospektifini yapalım istersen. Ee, mesela sana şöyle direkt top of my head sorayım mesela. Bu yıl oynadığın en iyi oyun neydi? En iyi oyunlar ya da. Geçen çok az oyun oynuyorsun ama. Evet. o çok zor soru. Ee, bak işte hazırla podcast hazırlamama şeylerinden bir tanesi. Ben bunu hiç düşünmemiştim. <laughs> ee, ya şöyle geriye dönüp düşünüyorum. Şey olarak Söyleyebilirim sanırım. Ee, çok fazla zaman geçirdiğim bir oyunu aslında beğendiğim bir oyun diyebilirim. Bu konuda aslında ilk başta aklıma New World gelir ama onu yaptıkları yani çok baya epic fail yani yaptıkları hatalardan bu evet. oynamayı bıraktım. Ama biz daha sonra Senle Hello oynamaya başladık ki o da yılın sonunda gelen bir oyun oldu ama biz gayet keyif aldık ama orada da hala sorunlar var. Biz bu çok yaşıyoruz. Ee, çok fazla işte cheating, hile yapan oyuncular var. Onlar bizi bayağı çıldırtıyor biz <laughs> Seyfettin'le <laughs> oynarken. Bayağı çıldıracak duruma geliyoruz. Çünkü yani hani siz bütün emekle oynamaya çalışıyorsunuz. Karşıdaki kişiyi işte öldürmeye çalışıyorsunuz oyunda. Ama bazıları işte hile kullanıp sizi çat çat çok kolay bir şekilde öldürebiliyor bu hayaslerimizin bu suya. Ee, evet. Oyun konusunda aynen. Herhalde e, Halo diyebilirim ya. Benim için çok Değil keyif mi? Bayağı... aldım. yani mi? Biz Bayağı erken. bağladı bizi. Aynen. Ee, Senin de Halo, ne? Benim de Halo Infinite ile Psychonauts 2 bu sene e, oynadığım iki güzel oyun. Ee, Psychonauts 2 özellikle writing ve level design konusunda gerçekten çok başka bir seviyede. Ee, Halo Infinite de bu kadar senedir bekleyip de sonunda iyi bir oyun çıkması. Hala da eksikleri var ufak tefek ama iyi bir oyun. Çok iyi bir oyun. Çok keyifli bir oyun. O yüzden ben de o ikisini şey yapacağım. Yazacağım. Peki o zaman film sorayım diyeceğim ama ben filmi önce cevaplayayım çünkü ben bu sene bir tek Dune'u seyrettim film olarak. Başka da film seyretmedim. Çok acayip bir şey. Bakıyorum son bir seneyi düşünüyorum. Hakikaten hiç film seyretmemişim bir senede. Hı. Çok ilginç. Yani sinemalar zaten kapalıydı Dune için gittim sinemaya. Ee, onun dışında da böyle hani On Demand seyrettim mi diye düşünüyorum. Yok seyretmedim. Belki podcast'ta bahsetmişimdir öyle şimdi e, dikkat, dinleyiciler diyecek Aa bak şimdi seyretmiyordum şey <laughs> falan diye e, ama aklımda bir tek düğün kalmış o yüzden benim için yılın filmi düğün oldu. Benim için de aslında düğün oldu ben sinemada seyrettim çok uzun zamandır sinema işte Covid'den dolayı gitmiyorduk. Ben birkaç film seyrettim ya şeyden e, Apple TV Plus'ta Tom Hanks'in e, filmi vardı e, yine orada e, birkaç film daha seyrettim ama ak aklıma bile gelmiyor yani. De. <laughs> Dün hakikaten çok güzeldi ve daha önce de söylemiştim o film beni kitaplar okumaya itecek kadar güzeldi. O yüzden hakikaten keyif alarak izledim. Matrix bugün aslında Amerika'da vizyona girdi. Türkiye'de 24'ünde giriyormuş. Almanya'da hmm. da 23'ünde giriyor. Ben izlemeye düşünüyordum bir arkadaşla ama işte bu Omikron Varyantından dolayı biz planları iptal ettik. Şimdi harıl harıl nasıl izlesek diye uğraşıyoruz. Ee, muhtemelen VPN alıp Amerika'dan bağlanıp HBO Max'ten abonelik satın alıp oradan izleme gibi böyle çok saçma bir planımız var. Çünkü başka türlü izleyemiyorsunuz. Ee, yanlış hatırlamıyorsun 21 Ocağı kadar HBO Max'te e, yani o şeyin telif hakkını onlar almış dijitalde. Hı hı. Ya da gidip sinemadan seyretmeniz gerekiyor. Ee, o fikrimi değiştirir mi bilmiyorum ama e, dün hakikaten e, çok çok keyif aldım. Yani çok fazla detay olan e, bir filmdi. Peki bir de kitap sorayım mı? Ya o o var ya çok zor bir şey ya. <laughs> bu benim için de zor. <laughs> 30'a yakın kitap okumuşum bu sene ben. Ben hemen e, bir hile yapıp e, Goodreads'ten bu yıl okuduğum kitaplara bakayım. E, kurgu olarak ben şeyi çok sevdim. Snow Crash hakikaten güzel kitaptı. Hı -hı. Bu aslında metaverse konusunu ilk geçen e, kitaplar ilk aslında metaverse tabirinin geçtiği kitap. E, Teknopoli'yi ben bitirdim. O da güzel kitaptı. Ama yani hani en en hala diyemem muhtemelen bu yıl şey de okumuşum aslında Doron Hocam Why Nations Fail kitabı o da güzeldi ama herhalde e, en iyi olarak gerçekten çok zor ya ben Anti-Fragile çok güzel bir aslında çok farklı bir bakış açısı getiren bir kitapta e, nasıl e, kötü sonuçlardan nasıl iyi sonuçlar çıkartırsın diye özetleyebileceğim bir kitaptı. Ben karar veremem ya herhalde en iyisi diye. Şeyi biliyorum ama artık ya böyle hani onu ondan kesin eminim. Böyle hani hayatındaki en iyi okuduğun kitap sorusunun cevabı var bende de bu yıl okuduğun en iyi kitap sorusunun cevabı maalesef çok zor. Sen bu alırdın mı? 4000 weeks bu yıl. Benim birinci sıramda. Time Management for Mortals. Çok önemliydi. Neil Postman'ın Amusing Ourselves to Death. Yine bu sene okudum. Hmm çok iyiydi. Ee, Zaman Çarkı 2 ve 3. Bu sene okudum 4'ü okuyorum şu an. O da çok iyiydi. Onun dışında onun dışında benim de aklıma çok fazla gelmiyor. Biraz da ben de baktım Goodreads'ten. Hani ufak tefek böyle güzel kitaplar okudum ama bunlar böyle hakikaten top listeme <laughs> koyacağım kitaplar. Yani ee, dizi falan sormayacağım yani. yani. o çok önemli bir şey değil. Böyle bir yeni yılın retrospektifine müzik var mı? Bu sene dinlediğiniz inanılmazdı falan. Biliyorsun sen hangi <laughs> müziği söyleyeceğimi. Bu uh, Hello oyununun ne zaman açsanız girişte böyle uh, koro, bir koronu söyledi. ama daha çok herhalde bu uh, uh, church, uh, kilisede uh, insanların aslında söylediği bir koro şeklinde bir müzik var. Zeta Hello diye geçiyor. Ben gene linkini paylaşırım dinlemek isteyenler için. O Aslında çok o ana teması o yani. İlk oyundan itibaren olan müziği o. Aynen. Ee, bu senin daha önce bahsettiğin işte Power On belgeselini seyrederken orada fark ettim aslında. Oyunu ilk göstertiyor. Gene aynı müzik çalıyor orada. Tüylerimi böyle diken diken eden bir müzik. Benim e, birkaç sefer loop'u alıp dinlediğim müziklerden bir tanesi. Yani ben sürekli açıp dinliyorum. Ve hatta bazen şunu düşünüyorum. Keşke Gerçekten ben bir kiliseye gitsem ve orada bir koro olsa ve bunu söylese ve bunu hani canlı olarak e, dinlesem diyorum. O kadar e, hoşuma giden e, güzel bir müzik. Bir de şeyleri çok sevdim ben bu yıl ya Biz e, Bo Burnham'ın e, stand-up şovunu izlemiştik, yorumlamıştık. Insight e, belgesinin. Orada çok güzel bir şarkı vardı. Welcome to the Internet diye. Bir de e, All Eyes on Me diye. Şu şarkılar Hı -hı. da benim böyle e, arada açıp e, çılgınlar gibi dinlediğim, loop aldığım şarkılardan oldu. Çok nasıl diyeyim, zekice yazılmış Hı -hı. şarkılar. Sözlere sahip olan şarkılar. E, herhalde bunları sayabilirim. Benim de Go Go Penguin grubunun e, birkaç tane albümü var. Aslında hepsini dinledim bu sene yani. Bu sene tanıştığım diyeyim bu gruptu. E, bunlar contemporary jazz yapıyorlar bu arada. Hmm. Bir dinlemenizi tavsiye ederim. Çok çılgın bir davulcuları var. Davula meraklı olduğum için benim bayağı hoşuma gitti. Midlake falan zaten onları da dinliyorum. yeni albüm çıkartıyor Midlake'de. Böyle hani bir iki tane söyleyeyim. Yoksa çok var yani. Plak hmm. olarak aldığım vesaire dinlediğimde çok var. Andrew Bird'ler vesaire var ama hani benim biraz şey müzik dinleme spektrumum biraz fazla geniş. Eee hmm. Elektronik müzik falan pek dinleyemem de. Ee, daha böyle gerçek enstrümanlarla diyeyim böyle elektronik müzik <laughs> kızsın. Gerçek enstrümanlarla yapılan müzikleri e, çok farklı tarzları deneyebiliyorum yani bir arada. Ee, cazdır, rock'tır, işte progressive rock'tır metal'dir vesaire hepsini dinliyorum. Ben mesela Dream Theater hayranıyım. Yani çok küçük yaştan beri e, lise birden beri Dream Theater'ın bayağı fan kulübünde falan aktif rol almış birisiyim. Hatta e, Live in İstanbul diye fan kulübü için özel DVD yapmıştık. Orada röportajım falan var. Saçlarım uzun böyle. Omzuma kadar <laughs> uzun saçım var. İnşallah kimse bulamaz ve seyredemez o e, videoyu. Bulup ben ilk ee, alçışaya paylaşacağım. Bende var. <laughs> DVD olarak var. <laughs> Ondan sonra e, ama işte Dream Theater'ın davulcusu ayrıldı bundan bir herhalde. Be 10 sene falan oldu. O gün bugündür Pek dinlemiyorum, kötü buluyorum. Dream Theater'ın albümlerini böyle dedim diye de bana çok kızan insanlar olacak. Çünkü biliyorum yeni bir hayran kitlesi var. Mesela onlar albüm hı hı. çıkartmış, hiç farkında değilim. Yani hatta konsere geliyorlarmış İstanbul'a yine farkında değilim vesaire. Elleprus diye bir grup var, Progressive metal. Onu mesela bayağı dinledim bu sene. E, böyle işte var yani çok fazla var. O zaman e, biraz şu podcast'i nasıl yaptığımızdan bahsedebiliriz. E, Red Post perspektifi de bitirdiğimize göre. Şimdi tabii ilk podcast yapılacağı zaman herkesin yaptığı gibi bizde bir araştırmaya koyulduk. Özellikle ben e, bir e, işte bu işi nasıl yaparız, teknik altyapısını nasıl sağlarız, e, bunu nasıl yayınlarız gibi böyle bir sürü soru vardı kafamda. E, öncelikle tabii podcast'in e, belli başlı olmazsa olmaz şeyleri var. Birincisi... Eğer tek başınıza monolog şeklinde yapmayacaksınız, bir co-host bulmanız lazım. <laughs> Beraber e, konuşabileceğiniz kimyanızın uyduğu birisi. O zaten bence en zor şeylerden bir tanesi yani. Hani e, onu bulduktan sonra her türlü podcast yapılır. E, birbirini tamamlayan bir yapıda olması lazım iki, iki kişinin. Her Ne böyle... kadar şey ha. yılın oyunu yılın filmi hep ikimizin de aynı bu. arada Nasıl birbirimizi <gülüyor> tamamlıyorsak. <gülüyor> Müziklerde biraz ayrıştık. E, bir şey diyordun sen. Ben şey diyecektim. Biraz zıt görüşler olması gerekiyor yani kavga hmm. hani tırnak içerisinde söylüyorum kavga çıkması gerekiyor yani hmm. ikimiz de mesela işte ya şu Apple Watch süper desek sen de evet haklısın desen hani ortada konuşacak tartışacak bir evet, konu evet. olmuyor yani farklı açılardan bakamıyorsun o o şey güzel ya da işte olmasa bile aslında mesela e, sen bana katılsan bile aslında bazen hani e, şeytan avukatını oynamak gerekiyor. Evet. Podcast sırasında ki aslında insanlara farklı açılarını göstermek gerekiyor ki hani insanlara bir şey empoze etmekten ziyade onların karar vermesini sağlayabiliyorsun. Hı hı. Evet, evet kesinlikle. E, bu önemli. İşte düzenli olarak yapmak çok önemli. Bundan bahsetmiştik zaten. Yani e, insanlar bölümün hangi gün hangi saatte çıkacağını bilirse dinleyici kitleniz bu çok ciddi bir size ivme kazandırıyor. O önemli Hı -hı. bir şey. Mesela işte YouTube'da mesela Barış Özcan'ı biliyorsun pazar sabahleyin işte saat bilmem kaçta videosu çıkacak mutlaka video çıkartıyor. O zinciri kırmıyor kesinlikle. Kendi Hı -hı. videosu da var bununla ilgili. Ee, o zinciri kırmamak çok önemli. Ee, üçüncü ve en önemli şey ses. <laughs> evet. ee, bunu çok fazla bu şeyi hatayı görüyorum. Yani iyi bir podcast yapabilmek için iyi bir mikrofona ihtiyacınız var. Böyle off the shelf, ucuza kaçayım falan dememeniz lazım. E, çünkü e, nasıl çayın ya da kahvenin %98'i suysa <laughs> podcast'ın da %98'i ses. E, %2'de editing işte yani hani güzel editing de varsa e, tadından yenmiyor. E, o yüzden sesin çok iyi olması lazım. Ses için işte biz mesela Fatih Aslan'a da aldırır, sen de aynı mikrofonu konuyorsun. <laughs> i̇şte Shure'un MV7 modeli var biraz da işte mix mastering yapacaksanız sonrasında işte SM7B diye bir model daha var Shure'un. Şimdi mesela bunu dinlerken hemen telefonundan açıp fiyatına bakanlar olacaktır. Pahalı olduğunun farkındayız. Ama dediğim gibi burada yani mikrofonda şöyle ne kadar çok para verirsiniz o kadar kaliteli mikrofonunuz oluyor. Tabii ki fiyat performans mikrofonları da var. E, yok değil. Ama e, özellikle USB ile direkt bilgisayara bağlayayım bir e, rahatla rahatça bağlantı olsun diyorsanız işte benim şu an kullandığım benim sesim oradan geliyor. İşte Yeti var Blue Yeti. Onun USB girişi var. Yine e, MV7'nin de şuur MV7'nin de hem USB hem XLR girişi var. Hı, hı. XLR'da bu normal işte sahnelerde falan kullanılan ses ekipmanlarının kullandığı bir port. Solist e, işte Solis mikrofonu portu olarak da bilinir. Hı hı. E, bunu tabii direkt bilgisayara takamıyorsunuz. Belki var da öyle fantastik PC'ler XLR girişi olan falan. Böyle. Çok kalın bir porto. O yüzden ayrı bir ses kartına ihtiyacınız var. Hı hı. Ee, ses kartında da işte Focusrite mesela iyi. M-Audio'nun falan güzel modelleri var. Onlara bakarsınız şimdi. Tek tek buradan marka sayacak değilim ama işte Focusrite'ın Scarlett diye bir modeli var mesela. O çok popüler. Ee, yine o da maliyetli. Yani ucuz mikrofon buldum dediğiniz zaman bir bakın USB girişi var mı? Yoksa iGZ'lerse mesela bir de ses kartı masrafı çıkabilir. Onları hı hı. tabi dikkat etmekte fayda var. Ses tabi ki de çok önemli. Daha sonra tabi iki tarafında iyi mikrofonu varsa ses olayını da çözdüyseniz sonra kayıt mevzusu var. Podcast kaydetmek gerçekten meşakkatli bir iş. Sen bir şey söyleyeceksin. Ben şu sese biraz daha değineyim, değinmek istedim. Çünkü biz, hani ben dedim ya podcast kaydı yapmak çok kolay bir şey aslında. İşte Yazı yazmak ya blog yazmak ya da işte... YouTube'a video çekmek çok zor. Çünkü hani orada da benzer şekilde bir sürü yatırım yapman gerekiyor ama podcast'in bu kadar kolay olmasının kolay olması sayesinde aslında geriye tek önemli şey kalıyor da dediğin gibi mikrofon, mikrofon ve mikrofon. Çünkü Hı -hı. sen hakikaten insanların kulağına konuşuyorsun. Yani çoğu insan biz dinlenmelere baktığımızda mobilden dinliyorlar ve ben sanmıyorum ki kimse böyle Telefondan podcasti açıp böyle masaya koyup da dinlesin. Çünkü hani o bile ben, benim davranışım değil. Ben de podcast dinliyorum ve ben genelde e, kulaklıklarımı takıp dinliyorum. Ve insanların kulağına o sesin güzel gelmesi gerekiyor ki dinleye, dinlenebilitesi olması gerekiyor bu sesin. Evet. Yani şeyi düşünmeyin ya benim mesela ben Seyfettin'in sesini daha böyle e, hoş buluyorum ama... Hani dinleyenler açısından hani sizinki mesela o kadar hoş değilse bu bir problem değil. Önemli olan sesin ne kadar kaliteli gelmesi, cızırtılar evet. ya da işte arka plan sesleri falan yani bunların olmaması gerekiyor. Ve mikrofonlar mesela pahalı olabilir doğru. Bu SM7B yanlış hatırlamıyorsam hı hı. bu mikrofon çok böyle uzun yıllardır piyasada olan bir mikrofon. O evet. yüzden yani mikrofon aslında bizim evladiyelik dediğimiz bir şey yani. Telefon gibi değil yani biz muhtemelen aynı mikrofonlarla 10 sene boyunca podcast kaydı yapabiliriz. O yüzden hani o yatırımı bir kerelik yatırım olarak e, düşünebilirsiniz. Ve e, ikinci el tekrardan satmak isterseniz çünkü bunlardan sürekli yani şuur gidip her yıl bir model çıkartmıyor. E, o yüzden tekrardan hani eğer podcast yapmadan vazgeçerseniz çok kolay bir şekilde satabiliyorsunuz. O yüzden herhalde... Hani podcast yapmanın bu hani bizim e, initial investment dediğimiz başlangıç yatırımı ya da sermayesinin en büyük kısmı genelde e, mikrofon oluyor. E, geri kalan e, şeyler genelde böyle aylık olarak ödeyeceğiniz şeyler ki e, senin şimdi e, bahsedeceğin şeyler. Evet ben bu mikrofonu 11 sene önce aldım Amazon'dan Black Friday'den 90 dolara almıştım. O zaman dolar bir buçuktu. <laughs> Milchini kafasını duvarlara falan vuracak ama. Ee, olur da bir gün böyle bir kayıt yapmam gerekirse diye almıştım bu arada böyle impulse buy bir şeydi ee, ama bak hala daha kullanıyorum maşallah diyelim ee, bir şey olmasın tahtaya tıklayın <laughs> sen tıkla oradan Mert ee, ben... sonra Tabii kayıt mevzusuna gelelim Heh, söyleyeceğim bir şey var yok ben tıkladım masaya da muhtemelen ha. mikrofon almıyordur orada çünkü dinamik Almıyor, olduğu için ama. sadece karşıdan gelen Sesleri alıyor. Aynen, ben bu konudaki detaylı bir yazı yazacağım zaten. Dinamik mikrofon, kondenser mikrofonun ne tarz bir şey ihtiyacınız var. Arka planda mesela gürültü varsa kondenser almayın, dinamik alın gibi mesela böyle kurallar var. Ee, benimki mesela kondenser mikrofon. Ee, daha sonra kayıt, tabii edeceğimiz... kayıt mevzusu var. Aynen. Evet, yani kayıt nasıl yapılacak? Ee, hep onu düşünse işte Mert Almanya'da ben İstanbuldayım. İşte ikimizin sesini nasıl senkronlayacağız, İşte kayıt giderse, yayın giderse vesaire derken baktım podcast yazılımları var. Aslında bunlar browser üzerinden çalışan yazılımlar. E, Riverside FM vardı ilk başta. Onun fiyatını çok pahalı bulduk. Daha sonra birazcık daha araştırırken pandemiden dolayı e, normal paketini bedava yapmış Zencaster diye bir araç bulduk. Biz de şu an zaten Zencaster'dan kaydediyoruz bu yazılım niye ayrı bir yazılıma ihtiyaç var diye düşünebilirsiniz. Bu yazılım Zoom gibi bir kere görüntü paylaşımı yapıyor. Hatta isterseniz görüntüyü kaydediyordu yani videolu podcast yapmak istiyorsanız onu da kaydediyor. Ee, hem benim sesimi Mert'e iletiyor, Mert'in sesini bana iletiyor. Bir yandan da bilgisayara kayıt yapıyor. İkimizi de ayrı ayrı. Mert'in bilgisayarı, Mert'in sesini kaydediyor. Benim bilgisayarım, benim sesimi kaydediyor bilgisayara. Bir yandan lokale kaydederken aynı zamanda eş zamanlı olarak cloud'a da upload ediyor e, bandwidth buldukça. Böylece ne oluyor? Mert'in bana olan iletişimi kesilse bile Mert kendi lokalinden gönderdiği için internete. Seste kesinlikle bir kesinti olmuyor. Ayrı ayrı kanallara kaydediyor ve biz bu ayrı kanalları indirdikten sonra mix işlemine geçiyoruz. Aslında şey o. Ve Zencaster direkt bir web linki verdiği için konuklara direkt o web linkini veriyoruz. O linki açıyorlar, mikrofon seçiyorlar, kulaklık seçiyorlar ve kayda başlayabiliyoruz böyle de güzel bir tarafı var ve kayıt sırasında işte dipnot ya da chat özelliği var. Orada da yine time stamp ya da not vesaire yazabiliyorsunuz. Hı hı. Hatta işte ücretli paketi var Zenkesten'in. Editing hizmeti falan da veriyor istersen. Hı hı. Biz muhtemelen önümüzdeki sene buna da para vermeye başlayacağız. Onları da aslında söyleyeceğiz yani hangi servisi kullandığımızı ve ne kadar ödediğimizi. Eee evet. herhalde bizim en çok hoşumuza gitmeyen özelliği bu sadece Chrome'da çalışması ve ilk hmm. başta mikrofonları seçerken bazen sorun olması. Bu konuklu bölümlerde çok oldu bizde. Koray Brand bize ilk katıldığında böyle 3-4 dakika falan uğraştı. Hani doğru mikrofonu seçmek çünkü Zenkeste biraz sıkıntı olmuştu. Hatta evet. bizim bir bölümde de benim mikrofondan otomatik olarak Airpods'un mikrofonuna geçiş yapmıştı onu evet. ve kayıt başladıktan sonra da değiştiremiyorsunuz yani ben şu an fark etsem hafif Seyfettin desem Erçin'in sesine Airpods time geliyor diye ee, kayıtı başladıktan sonra onu değiştiremiyorsunuz kayıt esnasında o aslında biraz e, sıkıntılı bir konu o yüzden, o yüzden yanlış hatırlamıyorsam nasıl kitap okuruz bölümüydü ee, orada benim sesim şu anki dinlediğiniz kadar kaliteli çıkmıyorsa onun nedeni e, Zencaster'ın e, <laughs> e, yaptığı e, sorun aslında bir de Burak Yiğit Kaya bölümünde benim elim mikrofonun kablosuna çarpmıştı. Mikrofon değişti diye Zencaster kaydı durdurdu böyle bir iptal etti yani kaydı. Sonra kaldığımız yerden devam etmiştik. İki ayrı kayıt <laughs> vermişti bize. Ee, öyle bir şey vardı. Bir tanesinde de Cloud uploadta sorun olmuştu. Son birkaç saniyesi upload olmamış mıydı? Bir şeyler olmuştu. Bir iki tane ufak teknik aksaklık yaşadık ama genel anlamıyla Zencaster gayet iyi. Ee, özellikle yani aynı uzunlukta ses kaydı da verdiği için bunun mix tarafı çok kolay oluyor. Şimdi gelelim mix tarafına. Bir de şunu söylemekte fayda var. Bu ücretsiz planında Zencast'ın MP3 olarak veriyor e, dosyaları. WAV olarak vermiyor. Ee, Ücretliye geçersek en çok istediğim şey o. Çünkü WAV daha kaliteli bir ses dosyası. Ee, ses kalitemiz daha da artacaktır orada. Şu an ücretsizini kullanıyoruz. Çünkü başka masraflar da var. Şimdi ona da geleceğim. Şimdi kaydı yaptıktan sonra bunun bir de mix ve post-processing işlemi var. Ee, onu ben yapıyorum bizim podcast'ta. Ee, kanalları koyuyorum ve daha sonra Logic diye bir Apple'ın programı var. Ama siz Adobe, Audition falan gibi başka tool'larda kullanabilirsiniz. Ee, Logic Pro lisansı satın aldım ee, bunun için. Onu da söyleyeyim. <laughs> ne kadar <laughs> ee, aldın? E, 1700 lira falan verdim sanırım bayağı bir. E, masrafı var. Öğrenci versiyonunu almış olabilirim. E, orada biraz daha indirimli oluyor. E, ama tabii biraz pahalı ama tek sefer veriyorsunuz. Ben böyle aydan aya vermeyi istemediğim için öyle yaptım. Bir de Adobe'den nefret ediyorum. <laughs> Bilgisayarı çok yavaşlattığı için programları. Şu an bir sponsorda da yakmış olduk. işte İşte bu sebeplerden dolayı hani işte Logic kullanıyorum. Bir de Logic'in arayüzüne çok alıştım. Oturdum Logic öğrendim bu arada podcast için nasıl kullanılır diye hatta e, bir bölüme kadar aralarda konuşmadığımız kısımların sesini ben kendim kısıyordum meğerse onun için böyle tek tuşluk bir kısa yol varmış ya dedim bu böyle olmamalı bunun vardır falan diye 2-3 bölüm öyle yaptıktan sonra ne 2-3 bölüm ya 7-8 bölüm falan yaptıktan sonra e, google'da arayayım dedim baktım ctrl x'miş buna basınca otomatik <laughs> şey yapıyor <laughs> konuşulmayan kısımları, belli bir desibelin altında olan kısımları komple siliyor. Ee, şeyi kaydırmadan timeline'ı. Ee, böyle bir kısa yolda söyleyelim yani. Neyse işte logic'de edit yapıyoruz. Intro'yu koyuyoruz, outro'yu koyuyoruz. Kesilecek yerler varsa çok böyle şey jump cut yapmıyoruz. Ee, <laughs> doğal haline bırakıyoruz. Ama mesela bazen ya işte konuşulacak şey unutuluyor ya da burayı keseriz diyoruz. Dilimiz dönmüyor falan. Dolaşıyor. Ee, genelde bölüm başına 2-3 defa falan küçük kısımlar kesiyoruz. Ee, onun dışında ondan sonra zaten MP3 olarak export ediyoruz. Asıl Bence podcastin hem işte para verdiğimiz hem de aslında uğraştırıcı olan kısmına geldik Şimdi Bu podcast nasıl yayınlanacak ve nerede yayınlanacak konusu? Ee, ben ilk başta ya işte Apple'a yükleriz oradan yayınlanır falan diye düşünüyordum Apple'a girdim dedi ki yok Önce dedi. Bu podcast de bir yerden host etmen lazım. E nerede host edeceğim? İşte Apple'ın bir sayfası var. Onu ben sana linkini veririm Mert. Koyarsın notlara. İşte dedi bizim dedi hani iyi iyi geçindiğimiz, iyi anlaştığımız işte şu kadar provider var diye böyle de bir liste var. 20 tane falan şey var orada. E, ürün var. Onlardan bir tanesi. Ben de şeyi çok severim. Bak bu burada da kitap tavsiyesi yapıyorum. E, Frank Kimero diye bir tasarımcı var. E, meşhur bir tasarımcı. E, kitabın ismini unuttum ama şey yaparız e, notlara yazarız e, onun tasarladığı Simple Cast diye bir ürün vardı ben onun yaptığını biliyorum Simple Cast'in böyle çok orijinal de bir yapısı var tasarımı var e, onu gördüm listede dedim ama güzelmiş Simple hep duyuyordum zaten girdim baktım e, diğerleriyle de karşılaştırdım Simple Cast hani, hem analitik konusunda çok iyiydi hem de e, yani fiyatı da 15 dolar mı veriyoruz biz? 20 dolar mı veriyoruz ayda? O civarda bir şey veriyoruz. 15 veriyoruz. 15 e, veriyoruz. <laughs> be, be, basic hesapta e, kullanıyoruz. O bize ne sağlıyor? Şunu sağlıyor. Podcast'ı oraya yüklüyoruz biz. Hem bize bir web sayfası veriyor. Farklı düşünün web e, arayüzü oradan geliyor. Bir web player veriyor. Hem podcast'ı host ediyor hem podcast'te biz yükleyip yayınla, yayınlamayı falan planlayabiliyoruz. Şu saatte yayınlansın diyebiliyoruz. Bütün metadatasını vesaire giriyoruz. Ve daha sonra bu podcast'i alıyor. Hem Apple Podcast'e gönderiyor. Hem Spotify'a gönderiyor. Hem de Google Podcast'e gönderiyor. O üçüne gönderiyor. Üç tane var zaten büyük. <laughs> Diğerleri hep Apple'dan vesaire çekiyorlar. Yani Apple'ın feedlerinden çekiyorlar. Onları scrape ederek çekiyorlar. Ee, o yüzden Simplecast bizim için en önemli tool. Ve tabii bunları gönderdikten sonra bir de bize analytics veriyor. Apple'dan bir şeyler alıyor. Biz de onu nasıl alıyor onu da çözemedik bu arada. Yani neye göre alıyor, nasıl hesaplıyor ama işte sen en çok Spotify'da dinleniyorsun, en çok Apple Podcast'te dinliyorsun. Dinleyenlerin şu kadarı erkek, şu kadarı kadın falan gibi böyle veriyor mu onu da veriyor galiba. O tarz işte en çok şu ülkeden dinleniyorsun gibi şeyler var. İşte bir Türkiye, iki Amerika bizim podcast de biraz söyleyelim yani. Eee Azerbaycan çok iki, Almanya. var. 2 Almanya, Almanya üç, üç Amerika 4 Azerbaycan. Azerbaycan. Dün Azerbaycan. Evet. İran 5 miydi? İran mıydı 5? İran da var. Aynen İran'da da muhtemelen evet. Azerbaycan. İran'dan ee... dinleyenlere, Azerbaycan'dan evet. dinleyenlere evet. özellikle evet. selamlar. Aynen. Ee, böyle bir analitiks veriyor. Ee, bizim Hı -hı. için hani çok e, güzel oldu ama burada tabii söylememiz gereken bazı şeyler var. Şimdi Simplecast diyor ki benim diyor bunu Apple'a göndermemem için senin Apple'da bir kayıt açman lazım. podcastine diyor. Bu içinde işte Podcast Connect diye Apple'ın rezalet bir web sitesi var. Ee, biz ilk farklı düşünü kaydettikten sonra o siteye girdik, bir kayıt oluşturduk. Dediler ki bunu bizim memurlarımız inceleyecek, devlet dairesi gibi. Sonra sonra bakın dediler. Günler geçti değil mi? bayağı bir hafta, hafta falan bir sürdü. Bir hafta Bir hafta sürdü, bir hafta sonra onayladılar. Yani neye bakıyorlar onu da bilmiyorum bu arada. Bu kadar onaylamayı bekleyecek ne var bilmiyorum. Benim Spotify tahminim, daha az oldu. Benim Hı. tahminim isim farklı düşün ve logoda Apple renkleri olduğundan muhtemelen bir escalate etmişlerdir. Ya Team Leader ya bu bunlar hani Apple sanmasın dinleyenler falan filan diye oradan onay almış olabilirler gibime geliyor. Ve hatta ben o yüzden de düşünüyorum bunlar bizi Apple'da podcast uygulamasını açarsanız orada neysen. Not Noteworthy diye yani işte yeni podcastler kısmına biz hala çıkmış değiliz. Hani biz evet. teknoloji aslında dördüncü sıradayız. Ee, i̇şte birinci Barış Özcan. Herkes tanıyor. Ee, i̇kinci e, Serdar Kuzuloğlu'nun Zihnimin Kırımları. Ben bütün bölümlerini dinledim. Çok keyifli bir podcast. Ee, üçüncüsü de Tekno Seyir. Onlar da böyle yıllar, yıllardır teknoloji yeni yapan e, ...bir kanal. Onların aslında ardından biz de üçüncü ediyoruz. oluyoruz ya arada? E, tek bir şeyle yarışıyoruz. Fatih Arslan'ı Fati Arslan davet ettiğimizde... <laughs> ...üçüncü sıraya çıkıyoruz. Şeyden evet. biraz bahsetmek lazım aslında. Ee, bu podcast sistemi... ...aslında çok basit bir RSS sistemi. Yani Hı. siz bir blog... ...sahibi olduğunuzda yeni yazı yazdığınızda... ...bir kişi sizi RSS aracıyla... ...takip ediyorsa otomatik olarak görüyorlar... ...yeni yeni blog yazısını. Aslında aynı mantıkla çalışıyor. Sadece... ...buradaki... E, içerik blog değil sizin ses dosyanız oluyor. O yüzden sizin bir yerde host edip bu şekilde Spotify ve Apple'la paylaşmanız gerekiyor. Yani Apple ve Spotify aslında hosting hizmeti vermiyor. Ama yanlış hatırlamıyorsam Spotify bir tane startup'ı satın almıştı. Adını unuttum şimdi. Oradan yine bu Simplecast'in aynısı aslında. Ona benzer bir hizmet sunabiliyorsunuz. Şeyi de gene söyleyeyim. Bu Analytics kısmında Simple case'te bazı şeyler limitler. Şeyi cinsiyeti vermiyor diye hatırlıyorum. Belki daha fazla bir üst pakete geçerseniz, daha fazla para öderseniz daha detaylı istatistikler alıyorsunuz. Ama ben biz bir kere herhalde deneme amaçlı bize vermişlerdi. Sana aktif etmiştim. Çok fazla böyle faydalı şey görememiştim. Spotify'ın arayüzünde bize göstertebiliyor. Biz mesela %20'ye %80 gibisinden bir cinsiyet dağılımımız var. %20'e kadın. %80 erkek. Bu %20'ye ben şeyle işte non-binary kategorisinde e, dahil ediyorum. E, bu şekilde bir cinsiyet e, ayrımımız var. E, Spotify'da şey de görebiliyorsunuz. E, kaç kişi sizi takip etmeye başlamış diye. E, bizim yaklaşık şu anda 3000 tane e, Spotify'da takipçimiz var. O yüzden biz hani Seyfettin dedi ya biz beklemiyorduk bu kadar. Hakikaten e, bu sayılar bizim çok beklemediğimiz sayılar. Yani 6 ay gibi bir süreç içerisinde bizim her bölümümüz aslında ortalama ilk 7 gün içerisinde 1000 kişi tarafından dinleniyor. Bu ilk 7 günde 1000 dinlenme rakamı da aslında podcast'in e, istatistikleriyle alakalı bir şey. Yani işte birine sorduğunuz işte Instagram'da kaç takipçim var ya da işte YouTube'da kaç abonen var dediğin gibi rakamlar alıyorsun eğer reklam vermek istiyorsan ya da performansı iyi mi değil mi diye podcast dünya evreninde de ilk 7 gün içerisinde ne kadar dinlenildiği önemli bunu da size Simplecast çok güzel bir şekilde gösteriyor. Son 5 bölümün ilk 7 gün içerisinde dinlenmelerini görebiliyorsunuz. O da kabat taslak size bir ortalama çıkartmanıza yardımcı oluyor. Eğer işte sponsor almak istediğinizi diyebiliyorsunuz. İlk 7 gün içerisinde şu kadar dinleniyoruz. Ona göre bir rakam verebiliyorsunuz. Simple Simplecast'in aslında biz, ben ana sayfasına baktığımda çok güzel büyük markalar var aslında e, Shopify'ı da ben orada görmüşüm dedim iyiymiş demek ki e, o yüzden hani istatistiklere muhtemelen biraz güvenilir e, diyebiliriz diğerlerine e, kıyasla büyük markalar kullanıyorsa bunu e, muhtemelen e, güvenilirdir diyebiliriz bilmiyorum bu e, kısma yani, eklemek istediğim bir şey var yani mı? Yani şey problemi var şimdi kim dinledi nereye kadar dinledi falan bunları bilemiyoruz çünkü ara sesle verdiği için tek taraflı Hı -hı. yayın. Ee, bunun bir takibi de yok. Yani bunun bir analitiksi de yok. Kim sonuna kadar dinledi, kim başında kapattı, hangi dakikada kapatıldı. Mesela bunlar falan hani e, mesela YouTube'un falan verdiği şeyler kendi yayınlarında <laughs> ama bizim şeyde yok. Aynen Podcast'te... ya şey veriyor bazen Spotify veriyor ama işte ben açıkçası çok güvenilir bulamıyorum onları. Çünkü hani çoğu kişi hani biz diyoruz onu da gene bahsedelim. Bölüm çok uzun oluyor, bir saat bir buçuk saat bu bölüm de gene e, bir saat yirmi dakika falan olur muhtemelen. Hani durdurup dinliyor, sürekli durdurup dinliyor ya da belki atıyorum e, evde internet varken durduruyor ve daha sonra internet yokken devam ediyor Çünkü yani bütün bölümü aslında podcast'te dinlemeye başladığında download ediyor senin telefonuna. O yüzden aslında e, ne kadar doğru e, tartışılır o rakamlar. Peki daha sonra ne yapıyoruz? Biz, e, biz şey de söyleyeyim. E, aslında bizim bu intro ve outro müziğimiz e, o da paro dediğimiz bir şey. Ona da yaklaşık Hı -hı. bir 15 euro e, lisans ücreti veriyoruz. E, belki daha iyi bir müzik seçebilirdik ama bilmiyorum. Biz e, Başlangıçta onla devam ettik ve boşuza evet. gittiğimiz onu seçtik ve onunla devam ediyoruz. Onu bir ara e, aslında komple lisansını almak istiyorum da e, şu sıralar böyle 15 euro ödemek çok fazla. E, koymuyor diyeyim kaba tabirle Vallahi ben besleyeceğim bir şeyler zaten böyle giderse <laughs> bir şeyler Yok ya uyduracağım yani ilk sponsorda şey yaparız direkt onu alırız muhtemelen e, iyi bakalım evet bir e, epidemic sound muydu Onu da söyleyeyim de epidemic sound orada çok güzel aynen, e, güzel aynen şeyler var müzikler var e, intro ve outro için Zaten aynı müziği kullanıyoruz biz. Evet. Gayet de hoşumuza giden bir müzik. Evet o da var. Başka bahsetmeyi unuttuğumuz yani yayınlandıktan sonra zaten ben kendi Twitter hesabından duyuruyorum. Yakın zamana kadar farklı düşünün bir Twitter hesabı yoktu ama artık var takip edebilirsiniz. Farklı düşün <laughs> alt çizgi değil mi? Aynen. O şekilde bir Twitter handle'ımız var. Ve sadece hani tek bir kanaldan da yayarak ve anlatarak da bu kadar kitleye ulaşmış olmak tabi güzel bir şey. Apple bizi yine ve dikkate değere koymamasına rağmen. Aynen. Ee... Ya Şeyden de aslında bahsedelim abi biz toplamda ne kadar zaman harcıyoruz. Çünkü hani belki insanların, hmm. şimdi biz şeyden bahsettik aslında şimdi. ZenKestra şu anda para ödemiyoruz ama muhtemelen önümüzdeki sene ödemeye başlayacağız. Yaklaşık o da yanlış hatırlamıyorsun 15 dolar gibi bir... Hı -hı. fiyatı vardı. simplecastte her ay 15 dolar ödüyoruz. Onun maliyeti var. Yine 15 işte müzik için e, telif hakkını ödüyoruz kullandığımız intro müziğinin. E, Logic Pro'ya girişte bir yüklü ücret ödedik. E, bunun dışında ücret ödediğimiz bir şey yok diyebiliyorum. Mikrofonlar? Ha, mikrofonlar aynen gene e, başlangıç yatırımı olarak mikrofonlar var. E, bunlar aslında para olarak Yaptığımız yatırımlar, bir de zaman olarak yaptığımız aslında yatırımlar var. Kayıt ee, biz... zaten var. Kayıt öncesi, kayıt sonrası. Aynen, onlardan bahsetmek lazım. Ee, ben, biz işte bölümler bir buçuk saat oluyor ama biz genelde iki saat konuşuyoruz aslında. Bölümden önce biz biraz sohbet ediyoruz. Bazen de bölümden sonra e, sohbet ediyoruz. E, kayıt için hani ikimizden ikişer saat gidiyor e, her hafta. Daha sonra e, eğer mesela işte konuk davet edeceksek hani e, kayıttan önce de biraz zaman harcamamız gerekiyor. işte yarım saat, bir saat konukla işte o doğru zamanı bulma, işte zamanda anlaşma falan konusunda. İşte konuksuzsa e, o, o kısım olmuyor. E, kayıttan sonra da Seyfettin işte o post production kısmını, mixing kısmını yapıyor. E, bilmiyorum sen rahat bir, bir saat, e, bir buçuk saat harcıyorsundur diye. De. Artık bazı şeyler action olarak kaydettiğim için tık tık yapıyorum. Ee, artık 15-20 dakika falan sürüyor ama e, bazen yani vaktim varsa oturup bütün bölümü bir baştan sona dinliyorum. Bir seste bir şey var mı arkada belki bizim işte oğlanın sesi geliyordur vesaire onları filtrelemem gerekir. Ee, ama cam kat yapmadığımız için yani e, hiç kontrol etmezsem 10-15 dakikada bitirebiliyorum. <laughs> Ama genel olarak şey diyebiliriz değil mi? Bir saat desek aslında yeni başlayanlar Bir için. Bir saat gidiyor. e tabii. Git e, bizde de başlangıçta o kadar gidiyordu diye hatırlıyorum. İlk başta programı falan öğrenene kadar iki buçuk üç saat harcadığım zamanlar da var yani. İlk bölümler öyleydi. Hı -hı. Aynen. Ben benim tarafımda ise işte Seyfettin aslında e, belki orayı da bahsetmemiz gerekir. E, post production'ı bitirdikten sonra ses dosyasını bana atıyor. Ben bölümü baştan sonra dinliyorum. Ve notları çıkartıyorum. Bu da benim işte bölüm ne kadarsa o kadar zamanımı alıyor. Hatta bazen daha da fazlasını alıyor. Ee, bir buçuk saat falan işte bir saatlik kayıtsa işte ekstra bir yarım saat gibi bir e, süre ona harcamam gerekiyor. Bazen işte Seyfettin'in unuttuğu kısım oluyor. Ee, kesmeyi unuttuğu kısım oluyor. Ben onu söylüyorum tekrar Seyfettin kesiyor tekrar bana atıyor ben de aslında ben tekrardan atmıyor aslında Di, direkt upload ediyoruz artık o şeyden sonra da güveniyorum artık Seyfettin'e <laughs> tekrardan <gülüyor> dinlememe gerek kalmıyor ama işte bu notları çıkartma kısmı bayağı e, e, zaman alıyor bu, bu, toplamda aslında aslında biz işte iki saat kayıt için işte bir, bu, bir saat sende şey için işte bir buçuk saat bende şey için toplamda herhalde biz bir 5 saat ikimizin, hani 5 adam saat denir ya, 5 adam saatlik haftada bir zaman harcıyoruz e, bu evet. podcast için. E, aslında bakarsan bizim e, saatlik ücretimize bakarsan aslında baya e, <laughs> fazla e, bir yatırım ama keyif aldığımız bir şey. Evet. E, o yüzden hani bu harcanılan zamanı de, beynim dedim çünkü işte eğer siz de bu işe girecekseniz, eğer bizim kadar uzun işte ortalama bir saat, bir saat 15 dakikalık bir podcast yapmak istiyorsanız ortalama işte 5 adam saatlik bir zaman ayırmanız gerekecek. Şey de değinelim aslında bazı insanlar bizi şey diye ya çok uzun oluyor falan diye. Bunu belki retrospektif kısmında konuşabilirdik de. Hı hı. Ben şeye inanıyorum aslında Şimdi bazı şeyleri hani podcast yapmanın güzel yanı o. Bazı şeyleri e, uzun uzun anlatman gerekiyor. Arka planını vermen gerekiyor. Kendini daha iyi ifade etmek istiyorsun. O yüzden podcast muazzam bir yer. E, o yüzden ben e, açıkçası uzunluğunda çok takılmıyorum. Yani anlatmak istediğim bir şey varsa anlatana kadar sürüyor bu. Özellikle mesela konuklu bölümlerde biz genelde 1 saat 20 dakikayı falan olduğumuz oluyor. Orada da genelde hazır konuğu bulmuşken konuşabildiğimiz kadar konuşalım diyoruz. Koray Virant örneğinde mesela, Fatih Arslan örneğinde. Çünkü hani bilmiyorsunuz bir daha tekrar konuk alabilir misiniz? tekrardan o kişinin zamanı olur mu diye. O yüzden biz böyle işte yarım saatlik bir podcast yapmak istemedik çünkü işte ikimiz de çok konuşuyoruz, çok fazla şey paylaşmak istiyoruz. Bize çok uygun bir format değildi. Ben de podcast dinliyorum. Benim de dinlediğim podcastler genellikle işte 45 dakika oluyor ya da bir saatten fazla süreler oluyor ve onları. ...aslında durdurarak dinliyorum. Yani çok fazla bir sıkıntısını yaşamıyorum... ...podcast'in güzel yanı da O durduruyorsun, hı hı. tekrar geliyorsun. Kaldığın yerden devam ediyorsun. Evet. Ee, hani buna da aslında siz karar verebilirsiniz. Yani konuşacak içeriğiniz çok fazlaysa. E, özellikle mesela iki konuk olunca... ...çünkü iki tarafın da görüşünü sunması gerekiyor. Tabii. Eğer tek bir kişiyseniz... E, ...bu belki biraz daha kısa olabilir. Konuk davet ediyorsanız... ...bu durumda bazen... ...üç kişinin fikrini almak gerekiyor ama... O durumlarda genelde aslında ben daha çok e, soruyu soruyorum. Onun nedeni de aslında onu da söyleyelim. E, konukları ben buluyorum ya da işte konuları da ben buluyorum. Seyfettin sağ olsun genelde hangi konuyu seçsem, hangi konuyu seçsem ben okeyim diyor. E, o yüzden hani ben soruyorum ki Seyfettin de sağ olsun çok fazla araya girmiyor. Çünkü öteki türlü... Podcast muhtemelen iki saat iki buçuk saat sürer. Biz sadece işte sorularımızın cevabını o konuktan konuğu dinleyelim diye aslında evet. uğraşıyoruz konuklu bölümlerde. O yüzden hani bu tarz şeyleri de hesaba katmanız gerekiyor. Eyvallah, güzel bir özet oldu. Var mı başka konuşacak konumuz? Başka şimdi düşünüyorum e, muhtemelen herhalde podcast yapabilmek için bu, bu kadar bilgi yeterlidir diye tahmin ediyorum. Çünkü ben evet. internette baktığımda genelde insanlar e, şeyi merak ediyor. Ya Spotify'a nasıl upload ederim falan gibisinden bir karmaşaya düşüyorlar. Spotify upload etmiyorsunuz. En önemli kısım orası aslında farklı bir... Aslında bunu kendiniz de host edebilirsiniz. Şimdi biz yazılımcılar dinlediği için yani çok basit bir WordPress sitesi kurup oradan ben ilk böyle podcast'a baş yapmıştım bir keresinde deneme olarak bundan yıllar önce. Ee, WordPress'te eklentileri var böyle podcast yapabilmesi için. Zaten WordPress RSS'te destekliyor. WordPress blog kurup müzik dosyalarını, e, ses dosyalarını oraya upload edip oradan RSS linkini alıp çok basit bir şekilde de yapabilirsiniz. Eğer Simple Simplecast'e vermek istemiyorsanız o kadar para, eğer WordPress'te daha uygun bulabiliyorsunuz ama işte orada bir maintenance e, bakım e, masrafı getiriyor. Biz bunlardan hep uzak durmak istedik. O yüzden e, Simplecast'te tercih ettik. Ona da kısaca değinmiş olayım dedim. Bir de bir podcast, bizim podcast'e ortalama 100 megabyte. 3000 kişi falan dinliyor bizim bölümde bazı bölümleri. Ciddi bir bandwidth gerekiyor. Onu da önce söyleyelim. Aynen. Ve biz dinlenme sayısı arttıkça Simplecast'e muhtemelen bir üst pakete geçmemiz gerekecek. Çünkü fiyatlandırmayı ona göre yapıyorlar. E, Öyle mi? Ne kadar? aynen yoktu. ne kadar kişi aynen ne kadar kişi bir ayda yanlış hatırlamıyorsun ya da haftalık işte diyor işte 3000 kişi dinliyorsa bu paketi kullanabilirsin. Çünkü en çok masraf bandwidth oluyor uh, simple case. hosting yani dosyanın boyutu ve kaç kişinin dinlediğine göre fiyatlandırma yapıyorlar yanlış hatırlamıyorsam. Evet basic de sadece evet 20k download gibi bir şey var. Aylık değil mi? Aylık 20.000 download evet. Işte. Ha, ha, ha işte aslında her gün bir bölüm çıksan ve her bölüm bir bin kişi dinlese yetmiyor ama biz işte haftada yapıyoruz bizim günde herhalde 300 kişi 300 downloadumuz falan oluyor yani biz muhtemelen daha yarısını kullanıyoruz 9 bin falan yapıyor o maksimum belki Fatih Arslan bölümlerine sayarsak herhalde 10 bin download falan <laughs> oluyordur ayda muhtemelen daha ilk basic paketini kullanmaya devam ederiz bakalım evet şu an öyle gidiyor Pan başı konumuz podcast nasıl yapılırdan sonra yok sanırım. Yok. Aslında e, bu kapanışı kadar. Kapanışı yapabiliriz. Aynen. Kapanışı yapalım. E, bu dediğimiz gibi aslında yılın son bölümü. E, biz çarşamba yine kaydediyoruz ama işte pazar çık çıktığı için bölümler. E, bir sonraki bölümü siz yeni yılda dinleyeceksiniz. Böyle şöyle kötü espri de yapayım mı? Seneye görüşürüz diye. yapayım. <laughs> <laughs> Bütün din şey yapıp rage quit yapıp herkes dinlemeyi bıraksın falan mı? Yok ben sadece şey demek istedim aslında herkese böyle sağlıklı yeni bir yıl da dileyim. Eee farklı belki e, ülkelerden denleyenler, farklı dinler, dinlerden mensup insanlar var onların şu zamanlar Christmas aslında. Ee, Christmas'a yaklaşıyoruz 24'ü cuma ee, tatil bizde. Ee, onların o Christmas Bayramını eee kutlayayım. Ee, sağlıklı, işte mutlu bir umarım gönlümüzdeki sene şu Covid atlattığımız bir yıl olur. Ee, bilmiyorum sen de başka dileklerde bulunmak ister misin? Ya yeni yıl dedim mi aslında takvimde bir rakam değişiyor özünde baktığında. O yüzden mesela bir şeyleri değiştirmek için hayatınızda e, bir ocağı bekliyorsunuz beklemeyin. Bunu ben birçok kişiye söyledim. Abi işte yeni yılda bunu şey yapacağım. Yeni bir proje yapacağım. Ya da yeni kilo yılda, vereceğim. He, yeni yıl, yani kilo vereceğim. Spora yeni başlayacağım. Yılda her gün günde bir saat kitap okuyacağım falan. Yani tarihin değişmesini beklemize gerek yok onu bir aralıkta da yapabilirsiniz hatta güzel bir şey olur size. Ee, onu bir söylemekte bilmiyorum bir şey görüyorum kendimde bir e, fayda görüyorum. Onu çünkü yani söylediğim insanlar e, harekete geçtiler ve hani faydasını gördüler. E, hı hı. O şekilde şartlanmamak lazım. Ama e, inşallah 2022 yıl içerisinde artık şu pandemi mevzusunu tamamen Üzerimizden atarız insanlık olarak pek mümkün gözükmüyor ama e, olur da e, mutasyonlar azalırsa diyeyim e, biraz daha rahatlarız. E, tabii bütün dünyayı aşılamak e, o işte ya da oradaki hastalıkları bitirmek kolay değil o yüzden bitmez diyorum. Yani e, takvim yılı olarak beklentim bu o yıl içerisinde bunların <laughs> olması. E, onun dışında tabii herkese güzel bir tatil dönemi diliyorum. <laughs> yurt dışında çalışanlar güzel tatil yapıyorlar. <laughs> ee, biz Türkiye'de gelenekli sadece yılbaşı tatili oluyor. Ee, ama işte herkese de iyi tatiller diliyorum. Umarım dediğiniz gibi bir yıl geçer. Umarım. O zaman biz e, yavaştan kapanışı yapayım. E, farklı Düşün'ün 30. bölümünde e, Apple ile ilgili bazı konulardan konuştuk. Geriye dönüp podcast'imizi değerlendirdik. Beklentilerimizi karşıladığımız feedbackler üzerine konuştuk. Ve son olarak da podcast nasıl yapılır konusuna değindik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.